2022'nin son haftası açılış ve davet trafiği bakımından oldukça yoğun geçti. Şimdi çok özel isimlerin katıldığı bir davete çeviriyoruz kameralarımızı. Öncesinde yılbaşı konulu seminerle sanat tarihinde kutlamaların anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi. Davetin ev sahipliğini yapan Nazlı Keçili, kameralarımıza etkinlikle ilgili şunları söyledi. Biz genelde etkinliklerimizin hepsini eğitim ağırlıklı yapıyoruz. Burası bir sanat platformu olduğu için sanat eğitimleri ağırlıklı olarak yapıyoruz. Ve bir takım sanat iletişim projeleri var, sergiler var. Hem burada hem dışarıda yaptığımız. Bu yılbaşı vesilesiyle de sanat tarihinde kutlamalar temasını işlemek istedik. Düzenlenen davete birçok sanatsever katıldı. Sanat Tarihinde Kutlamalar adlı seminer Buket Şakarcan tarafından sanatseverlere anlatıldı. Etkinliğe katılan isimlerden biri de Siren Ertan'dı. Güzel isim davetle ilgili kameralarımıza şunları söyledi. Nazlı'nın programlarını her zaman çok beğeniyorum, takip etmeye çalışıyorum. Bu yoğun günler arasında bir nefes almak gibi çok güzeldi yine Buket Hanım'ın anlattıklarını dinlemek. Siren Ertan kameralarımıza 2022 yılının kendisi için nasıl bir yıl olduğunu şöyle anlattı. Her zamanki gibi sevdiklerimle uzun zamanlar harcayarak, emek vererek ve tabii ki işimle bir yıl geçirdim. Benim için en büyük lüks seyahat etmek, her boş anımda da hemen hemen her hafta bir şekilde seyahat etmeye çalıştım. Yeni yıl ülkeme huzur, bereket, mutluluk, sağlık, eskisini aratmayacak bir yıl getirsin. Tüm güzel dileklerim sizlerle. Hepimiz mutlu olalım çünkü günün sonunda mutlu olmak için yaşıyoruz. Sağlık başta, mutluluk devamında. En güzel günler sizinle olsun. 23 yılından beklentim 2022'den çok daha iyi, çok daha sağlıklı, çok daha verimli. Ülkemiz için her şeyin çok daha harika geçtiği bir yıl istiyorum. Tabii ki mutluluğumun devamı klasik bir dilek ama onun dışında iş tempomun biraz daha böyle artması iyi gelebilir bana.